Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz biraz sıkıntılı bir video. Gerçekten üzüldüm. Arkadaşımın bilgisayarının başına gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. MacBook Pro. Kaliteli, güzel bir cihaz. Aynen. Bilmem görebiliyor musunuz? Bataryası bu şekilde şişmiş ve kasayı ikiye ayırmış buradan. Bunun sebebi de sıvı temas. Ve sonuç bu. Şimdi gelin bunu bir sökelim. Bu bataryayı çıkaracağız içerisinden artık. Onun bize bir faydası olmayacak. Bakalım cihazın diğer taraflarını kurtarabilecek miyiz? Kurtarırsak da nasıl kurtaracağız? İzleyelim ve görelim. Bir an önce bu pili bunun içerisinden çıkarmamız lazım. Tehlike arz ediyor şu anda. Patlayabilir de. Şimdi şu patlak pillerden bir kurtaralım cihazımızı. Evet. Bataryamız maalesef aynen bu şekilde kullanılmaz hale gelmiş. Allah korusun. Tehlike yaratabilirdi bu. Su girmiş içerisine. Şimdi ben bunu bir an önce balkona çıkarmam gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Çünkü çok aşırı basınç var içerisinde. Önce bir anakartını çıkaralım. Daha sonra tinerle, selözik tinerle yıkayacağım. Kurulayıp yerine takacağım. Çalışırsa, isterse arkadaşımız bir batarya alacağız. Devam edecek. İstemezse fişten çalıştırmaya devam edebilir. Yeter ki bizim anakartı sağlam bir şekilde kurtaralım. Yani inşallah zarar görmemiştir. Cihazımızın temizliğe de ihtiyacı varmış. Çalıştırabilirsek gerçekten böyle işler acısı bir durumu var şu anda. Aynen bu fan pencereleri gördüğünüz gibi tıkalı. Şu kısımlarda hiç hava alacak yer kalmamış. Böyle hasır gibi bu kısmı örmüş. Cihazımız üzerinden dışarıdan gelen bütün flex kablolarımızı söküyoruz. Bu flex kablolar çok zarif, çok ince. Şöyle görüyorsunuz. Bunların arkalarındaki şu klipslerini kapatmayı unutmuyoruz. Gerçekten anakartı yıkarken onların birisini kırdığımız zaman büyük masraf açabilirsiniz başınıza. Dikkatli bir şekilde fanlarını da söktük. Şöyle geriye doğru çekip şimdi anakartımızın durumu gerçekten işler acısı arkadaşlar. Görmenizi istiyorum. Böyle biraz da zoom yapayım isterseniz. Gerek var mı zoom'a bilmiyorum ama zaten uzaktan da belli oluyor. Buradan geri alabilirsek ne mutlu bize. Gerçekten pek umudum yok ama vaziyet bundan ibaret. Servise de götürseniz bunu yapacaklarını zannetmiyorum arkadaşlar. Bu en fazla buna yapacaklar şey anakartı değişelim diye teklif edecekler sanırım. Şimdi arkadaşlar bunu yıkadık, kuruladık. Tertemiz şekilde gördüğünüz gibi fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu. Selözik tinerle yıkadıktan sonra iyice kuruluyoruz. Daha sonra bizim hoparlörümüz altta kaldığı için anakartın altında onu takıyoruz yerine. Ve işlemcimizin çipini ve ekran kartı çiplerin üzerindeki parlak kısımları sildikten sonra bir miktar termal macun uygulayalım. Şöyle bir mercimekten biraz büyük olduğumu yetiyor. Tabi buradaki alanın genişliğine göre bunu artırabilirsiniz. Şöyle yeterli olacaktır. Şimdi soğutucu bloğumuzu, hoparlörümüzü taktıktan sonra bizim power girişini de unutmuyoruz. Bunlar çünkü altta kalan donanımlar. Ve şu arayüz kısmını pencerelere denk getirerek yerine oturtuyoruz. RAM'lerimizin şu arayüz kısımlarını da silgiyle temizliyoruz. Şimdi anakartı temizleyip taktıktan sonra hard disk aklıma geldi. Çünkü bu cihaza alt taraftan su girmiş. Klavye tarafından hiç girmemiş su. Normalde klavyeyi de söküp temizlememiz gerekiyor. Yalnız su alttan girdiği için sadece anakart ve bizim hard diskimizi etkilemiş. Hard diskinde gördüğünüz gibi şu arayüz kısmını
mahvetmiş bu şekilde. Buraya da tiner dökmenizi tavsiye etmiyorum. Hard diskimizin içerisine sızabilir. Onun için bu kısmı böyle bir fırçayla, yumuşak bir malzemeyle temizlesek yeterli olacaktır. İnşallah hard diskimizi bozmamıştır. Bu kısımları şöyle yumuşak bir diş fırçasıyla temizlememiz yeterli olacaktır. Şimdi anakartımızı yerine taktıktan sonra bir denemek istiyorum. Bakalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Hep birlikte göreceğiz zaten. İnşallah çalışır, emeklerimiz boşa gitmez. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve açalım. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Evet, cihazımız açıldı. Sesini duyuyorum ben, fan seslerini. Ve cihazımız çalıştı. Çok şükür. Windows başlatılıyor. Yazısını görmek benim hoşuma gitti. Çünkü çok emek verdim. Gerçekten aşırı kirliydi anakartımız. Klavyeden şüpheleniyordum ama klavyede sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet, bütün harflerimiz çalışır durumda. Çünkü bizim su alt taraftan girdiği için sadece anakartı etkilemiş. Klavyemize ulaşmadığı için en azından klavyemizi de kurtarmış olduk. Çünkü bu cihazların klavyeleri de bayağı pahalı. En azından ondan da kurtarmış olduk. Yaklaşık bir su bardağı selüzik tinerle cihazımızı çalışır duruma getirdik. Şimdi gelin bunu toplayalım geriye ve arkadaşımıza teslim edelim. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bilgisayarın bu masada çalışacağına imkan vermiyordum, ne yalan söyleyeyim. Ama biraz sabırlı şekilde ince bir işçilik yaptığımız zaman başarılı olma şansı %99'a ulaşıyor. Bunu anakartı yıkarken dikkatli davranmak lazım. Anakart üzerinde flex kabloların takıldığı soketler var. Onların üzerinde kapaklar var. Onları kırmayalım. Fırça yumuşak fırça olması lazım. Selüzik tinerle böyle bir doktorun neşteri kullandığı gibi temizliyoruz. Daha sonra kurulamasını güzel bir şekilde kuruluyoruz. Vaktiniz varsa kuruladıktan sonra böyle balkon gibi yerlerde, havalı yerlerde bir günde bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğimiz videoları paylaşalım, kanalımıza destek olalım. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Eyvallah.